Evet, acısıyla tatlısıyla bir sezonun daha sonuna geldik. Yok yok, giden biz değiliz. Dizilerden bahsediyorum. Turkish Drama Series. Ay yok, bu tutmazlarla. Ah, bu çocuk yeni milerle başlayan sezon yine seyircisine acaba başroldeki çocuk seneye yaşayacak mı sorusunu sordurarak tatile girdi. Oğlum o ölse dizi biter, dizi lan. Biz de yıl içinde dizileri konuştuk. Öyle şeyler çıkardık ki ortaya, haber oldu be. Peki yılın reyting rekorları kıran dizilerinin en iyi 3 kahramanı aslında kimlerdi? Ve bu 3 kahramanın kimselerin fark etmediği ortak özelliği ne? Söylüyorum, 3 isimli olmalı. Aras Bulut İynemli, Ulaş Tuna Aztepe, Engin Altan Düz Yatan. Ay şaka şaka, o kadar da değil. Ay inanamıyorum ya. Bir, Yamaç Koçovalı. Dövmesi her yerde, şarkısı dillerde yer eden. Bu hayatın heyecanı meycanı yok. Yok. Çukur'dan Yamaç Koçovalı. Biz bu adamı neden bu kadar sevdik? Çünkü Yamaç Koçovalı kafamızdaki kahraman imgesini yıkıp geçti de ondan. Çocukluğumuzdaki kahramanlar hep maskeliydi. Batman, Spider-Man, maskesiz olanlar da hep donuk suratlı, minimum detaylı karakterlerdi. Superman, Neo. Biz işte bu yüzden kahramanın yerine kendimizi rahatlıkla koyabiliyorduk. Amerikalı çizgi roman kuramcısı Scott McCloud'un tezi bu. İşte tam da bu yüzden ilk kahramanlarımızdan deli yüreğin sarsılmaz omuzlarına, Polat Alemdar'ın mimiksiz suratına maruz kaldık yıllarca. Fakat Yamaç Koçovalı başka. Zaafları vardı bir kere bu adamın. Ağlayan, seven, merhametli, deli dolu bir adamdı. Yapma, yapma bana bunu, yapma. Dayan hasını attığı ve de yediği oldu. Evin en küçüğü, çok sevilen ama gücüne pek itibar edilmeyen, aslında ailenin tam olarak içine doğan, en önemlisi herkes olduğu gibi kabul edebilendi. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez diye diye elini kana bulayan. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez. Adeta Lady Macbeth sendromuna tutulan Yamaç'tı o. Babasına kızan ama içten içe seven birçoğumuz gibiydi işte be. Richard Proctor'ın baş karakteriniz yerde kıvranıyorsa gidin bir tekme de siz vurun sözünü senaristin Yamaç Koçovalı'nın üzerinde denediği bizce kesin. Yıllar önce baba evinin kapısından çıkan Yamaç şimdi ailenin ve Çukur'un kahramanı. E haliyle bizim de kalbimizde bir numarada oldu. 2. Tahir Kaleli. Sektöre fırtına gibi giriş yapan Sen Anlat Karadeniz ve esas olan Tahir Kaleli. Kendisi Tahir, deli Tahir, en deli Tahir şeklinde level'ları olan bir adam. Son 6 yılın en iyi çıkış yapan dizisinin şansı da bizce bu Deli Tahir oldu. Diziyi biz de ele aldık. Tahir, Karadeniz'in hırçınlığını gömlek yapıp üzerine giymiş, muhtemelen küçükken yanakları al al yumurta tokuşturan güçlü bir köylü çocuğuydu. Onun için ailesi ve büyüdüğü topraklar vazgeçilmezi. Biz Karadenizliyiz, ocağımıza düşeni koruruz mottosuyla hareket eden, şiddet gören nefese sahip çıkan bir adam. Tahir'in yaptıklarının aslında bir açıklaması var. Ortanca çocuk sendromu. Ortancaysan vaziyet belli. Büyüğüne saygı duyacak, senden küçüğe sevgi gösterecek, koruyup kollayacaksın. E sana ne olacak be ortanca kardeşim? Hah işte sen saygıyı ve sevgiyi söke söke bileğinin hakkıyla alacaksın. Ondan bu kahramanlığın. Deli Tahir mazlumun yanında olan bir adam. Tam bir delikanlı. İnatçı. Önce sevmiyorum deyip sonra seviyorum diyen, önce git deyip sonra kal diyen. Yani bazı şeyleri de erkeklik gururuna yediremeyen yurdum erkeği işte. Erkekler Deli Tahir'i izleyip aynı ben be dedi. Kadınlar bizi de böyle koruyup kollayan, seven çıkar mı? Biz Tahir'i neden kahramanlaştırdık biliyor musun? Ben de olsam aynı şeyi yapardım lafını rahatça söyleyebilmek için. Kimsenin, hadi diyelim ki çoğunluğun etliye, sütliye bulaşmadığı bir ortamda kendimizi aklayacak adam olarak seçtik biz onu. Fakat hocanın dediği gibi deli akan kanı mazlumu yakmıştı. Tüm tartışmalara da tam bir klişeyle final yapan dizide nefesin söyledikleri nokta koydu. Senden kahraman olur Tahir Kaleli. Ama senden eş olmaz. Bu da kahraman aramayan kadınlara gelsin be. 3. Ertuğrul Gazi. Oyuncunun tarih merakı senaryo geldiğinde kendisini cezbetse de iki kere reddetmiş. Yapılmaz, çekilemez diye düşünmüş. Ben aslında Diriliş Ertuğrul'u da reddettim başta iki kez. Gerçekten? Evet. Ama daha ilk bölümdeki sahneleriyle dizi izleyicinin bir numarası oldu. Dönem dizilerinin diğer örneklerinde imparatorluğu kadın gözünden izlerken Diriliş Ertuğrul erkeklerin bakışından anlattı bize. Haliyle de erkek egemen bir izleyici kitlesine ulaştı. Dönemle ilgili yazılı kaynak bulmak güç. Dede Korkut hikayelerinden, mitolojiden, mistisizmden faydalanmış roller ve hikayelerle kaplı dizi. Bir de
Kurtlar Vadisi vari bir günceli yakalama, gündemi takip etme hali. Ertuğrul tarihsel bir karakter. 600 yıllık bir imparatorluğun kurucusu Osman Bey'in babası. Ailesine toprağını sahip çıkarken verdiği savaşla gururlanmamak, onunla birlikte kahramanlaşmamak mümkün değil. Engin Altan Düzyatan'ın başarıyla canlandırdığı Ertuğrul'un alameti farikası da buradan geliyor. Biz onu yılmaz yıkılmaz mert bir kahraman olarak görüyoruz. Ve gerçekten kahramanlara ihtiyacımız var mı? 100 doların üzerindeki abimiz Benjamin Franklin demiş ki, insan her zaman kahraman olamaz ama her zaman insan olabilir. Fırsatın varsa kaçırma diyor yani. Bazen kahraman olmak o kadar kolay ki, insan olmak belki de kahraman olmaktan daha uzun ve meşakkatli bir yoldur. Söz konusu aile ise, çatınsa, toprağınsa, bunun için savaş vermek insan olarak senin özgürleşebilme çabandır. Kendin olabilme isteğindir yani. Başkasının kahramanı olma. Önce kendi kahramanın ol. Sonra da anket yılın kahramanını seçmeyi unutma. Bu yıl senin kahramanın kimdi? 1- Yamaç Koçovalı, 2- Tahir Kaleli, 3- Ertuğrul.